Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 20. mektup. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah vahdehu la şerikele. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit. Ve huve hayyul la yemut biyedihil hayr ve huve ala külli şeyin kadir ve ileyhil masir. Sabah ve akşam namazından sonra tekrarı pek çok fazileti bulunan ve bir rivayeti sahihada ismi azam mertebesini taşıyan şu cümle-i tevhidiyenin 11 kelimesi var. Her bir kelimesinde hem birer müjde ve beşaret, hem birer mertebeyi tevhid-i rububiyet, hem bir ismi azam noktasında bir kibriyayı vahdet ve bir kemali vahdaniyet vardır. Bu büyük ve ulvi hakikatların izahını sair sözlere havale edip bir vade binaen şimdilik mücmel bir hulasa suretinde iki makam ve bir mukaddime ile ona bir fihriste yapacağız. Birinci makam, şu kelam-ı tevhidinin 11 kelimesinin her birinde birer müjde var. Ve o müjdede birer şifa ve o şifada birer lezzeti maneviye bulunur. Demek her bir tevhid kelimesi olan bu 11 kelimede her birinde birer müjde var. Her müjdenin içinde şifa var. O şifanın içinde de manevi lezzetler var. Birinci kelime la ilahe illallah da şöyle bir müjde var ki. Müjde nedir? Birisi bir şeye ihtiyaç duyuyordur, birisi bir şeyden ayrı kalmıştır, hasret kalmıştır, bekliyordur, ah gelse, ah olsa diyordur. Birisi geliyor diyor ki, geliyor, öyle bir sevinç, ne oldu? Yokluk bitiyor, hasret bitiyor, açlık bitiyor. İnsan hatta değil mi öyle müjde verenlere hediye verirler yani, memnuniyetlerinden. Şimdi her bir kelimede ne var? Müjde var. Yani bizim maddi ve manevi, kalbi ve ruhi bütün ihtiyaçlarımıza bu 11 kelimede ne var? Müjde var, şifa var, lezzet-i maneviye var. Birinci kelime la ilahe illallah da. Şöyle bir müjde var ki hadsiz hacata müptela ve nihayetsiz adanın hücumuna hedef olan ruhu insani, hadsiz hacata, hadsiz ihtiyaçlara ve nihayetsiz adanın, düşmanların hücumuna hedef olan ruhu insani, şu kelimede öyle bir noktayı istimdat bulur ki bütün hacatını temin edecek bir hazine-i rahmet kapısını ona açar. Ve öyle bir noktayı istinat bulur ki bütün adasının şerrinden emin edecek bir kudret-i mutlakanın sahibi olan kendi mabudunu ve halikini bildirir ve tanıttırır. Hemen hatırımıza birinci sözde, değil mi? Birinci sözde de aynı bu manayı üstadımız anlatıyor. Şöyle diyor. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen. Şimdi la ilahe illallah'ı tefsir ederken üstadımız başında ne demişti? Hadsiz hacata, ihtiyaçlara insan müptela. Hadsiz neyimiz var? İhtiyaçlarımız var. Yani ne demek?
İhtiyacı olana ne denir? İhtiyacı elinde olmayana ne denir? Fakir denir, değil mi? Yani biz neyiz? Hadsiz fakiriz. Çünkü hadsiz ihtiyaçlarımız var. Devamındaki neydi? Nihayetsiz ada vardı. Nihayetsiz düşmanlar vardı. Onlara karşı bizi emin edecek bir kuvvet ve kudret lazım. Yani ne demek? Düşmanlar hadsiz. Hani üstadımızın ifadesiyle ciğerimizdeki mikroptan diyor, ta gökyüzündeki kuyruklu yıldıza kadar depremler, seller, felaketler, hastalıklar, musibetler hepsi zahiren nedir? Bizim düşmanımızdır. Ve bunlara karşı gücümüz yok, kuvvetimiz yok. Bu ne demek? Aciziz. Demek insanda bu iki sıfat azami noktada tecelli ediyor. İşte bunun çaresi, yani hadsiz ihtiyaçlarımız var, neyle karşılanacak? Nihayetsiz düşmanlarımız var, neyle emin olacağız? Diyor, Bismillah, ne büyük, tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Şöyle ki, Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine, onun korumasına girsin. Ta şakilerin, eşkıyaların, düşmanların şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin. Bak yine iki aynı şeyi söylüyor. İhtiyaçlarını tedarik edecek, düşmanlardan da emin olacak. Ne ile? Bir reisin ismini almakla, onun himayesine girmekle. Yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevazi idi, diğeri mağrur. Mütevazi, yani kendi gücüne, kuvvetine, servetine güvenmeyen, kendini aciz, kendini fakir bilen adam, mütevazi bir reisin ismini aldı. Mağrur almadı. Benim gücüm bana yeter. Ben ihtiyaçlarımı kendim karşılarım. Kimsenin emri altına girmem. Ben bana yeterim dedi. Ne yaptı? Reisin ismini almadı. Alanı mütevazi olan her yerde selametle gezdi. Bir katiüt tarika rast gelse, yol kesen bir eşkıyaya rast gelse der, ben filan reisin ismiyle gezerim. Şaki def olur, ilişemez. Bir çadıra girse o nam ile hürmet görür. O reisin adını söyledi mi önüne kebaplar, baklavalar geldi. Of! O nam ile hürmet görür. Öteki mağrur bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil hem rezil oldu. İşte ey mağrur nefsim. Nefsin özelliklerindendir mağrur. Üstadımız 26. sözde, hatimesinde böyle nefsin özelliklerinden birkaç tanesini saymış. Kendine izafeten ama her nefiste bulunan özellikler. Diyor, eski Said'in serkeş, müftehir, mağrur, ucuklu, riyakar nefsini susturan, teslime mecbur eden beş fıkradır. Her nefiste bu özellikler var. Her nefis nedir? Serkeştir. Yani kimsenin emri, komutası altına girmek istemez. İstediği gibi davranmak, kafasına göre hareket etmek, serbest olmak, müstakil olmak ister. Müftehir, hep iftihar ediyor.
mağrur, gururlu. Yani bunların her birisinde nefis yalnız kendini görüyor. Yalnız kendine güveniyor, yalnız kendini düşünüyor. O zaman ne yapmak istemiyor? Bir reisin ismini almak istemiyor. İşte ey mağrur nefsim, sen o seyyahsın. Şu dünya ise bir çöldür. Aczin, fakrın hadsizdir. Düşmanın, hacatın nihayetsizdir. Madem öyledir. Şu sahranın maliki ebedi ve hakimi ezelisinin ismini al. Allah Allah. Maliki ebedi. Şu kainatın ebedi maliki. Mülkün sahibi değil mi? Ebedi malik ve hakimi ezeli, ezeli hükümdarının, sultanının, hakiminin ismini al. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın. Şimdi burada Bismillah'ı anlattı değil mi? Bismillah ne yapıyor? Hadsiz ihtiyaçlar karşısında Allah'ın adıyla, hadsiz nihayetsiz düşmanlar karşısında Allah'ın adıyla demekle hedefine ulaşıyor. Peki Allah'ın adıyla, nasıl bir Allah'ın adıyla? İşte onun izahı da La ilahe illallah olan bir Allah. Yani her şeye hükmü geçen, her şeye kudreti geçen, her şeyi, ilmi her şeyi kuşatan, sonsuz istidat, sonsuz kabiliyet, her bir ismi sonsuz, her bir sıfatı sonsuz olan bir Allah, onun adıyla hareket etmek. Hadsiz hacata müptela, nihayetsiz adanın hücumuna hedef olan ruh-u insani, şu kelimede öyle bir noktayı istimdat, imdat, yardım noktası bulur ki bütün hacatını temin edecek bir hazine-i rahmet kapısını ona açar ve öyle bir noktayı istinat bulur ki, dayanak noktası bulur ki bütün adasının, düşmanlarının şerrinden emin edecek bir kudret-i mutlakanın sahibi olan kendi mabudunu ve halikini bildirir ve tanıttırır. Sahibini gösterir. Yani bu la ilahe illallah kelimesi bize neyi gösteriyor? Sahibimizi gösteriyor. Halikimizi, mabudumuzu bildiriyor ve tanıttırıyor. Maliki kim olduğunu irae eder ve o irae ile, yani bir insan Allah'ın onun maliki, sahibi olduğunu bilmekle ne oluyor? Kalbi vahşeti mutlakadan, ruhu hüznü elimden kurtuluyor. Vahşeti mutlaka. İnsan kainat içerisinde yapayalnız bir varlıktır. Şimdi biz burada cemaat mıyız? Kalabalık mıyız? Görünüşte öyleyiz. Ama hakikatte her birimiz tekiz. Şimdi bak, kalabalığın içindeyiz ama her birimizin kafasında kim bilir şu anda neler geçiyor. Derste olup da evi düşünen yok mudur? İşte programda olan kardeşler var, program bitiyor gideceğiz filan, saatte toplanma, gece varırız belki, olmadı sabah namazına evde oluruz. Şimdi bak, herkesin alemi farklı. Şimdi buraya sofra gelse herkes kendi midesine yer değil mi? Mesela hani olmaz ya, hepimiz burada yatsak, yattık böyle, herkes kendi rüyasını kendi görüyor değil mi? Ya tek tek görüyoruz yani, toplu rüya gören yok. Hep beraber aynı rüyayı görelim. Var mı öyle? Yani neyiz aslında? Hep yalnızız. Topluluklar içinde hep yalnızız.
ki aslında kimsesiziz. Hatta hani öyle şeyler duyuyoruz ya, çocuk diyor ki babam beni anlamıyor diyor. Annem beni anlamıyor. Annesi de diyor ki ya bizim çocuk beni anlamıyor diyor. Kocam anlamıyor beni diyor. Kocası diyor ki hanım anlamıyor beni diyor. Çocuklar hiç anlamıyor beni diyor. Yani hiç yani kimse kimseyi anlamıyor. Ne demek? Vahşet vahşet. Herkes yalnız. Peki bu yalnızlıktan bizi kim kurtarabilir? Değil mi abi ya? Şimdi bu lem'alarda da uzun olacağı için hepsini okumayacağım inşallah da İhtiyarlar Risalesi'nde 6. ricada üstadımız birbiri içinde 5 tane gurbetten bahsediyor. Kendisi 5 nevi gurbetin içerisine düşmüş. O ızdıraplar içerisinden baştan okumayacağız çok uzun olur. En sonuna geliyoruz. Şöyle diyor. Bu gurbet gurbet içinde, bu hüzün hüzün içindeki vaziyetten bir rica, bir nur aradım. Birden imanı billah imdadıma yetişti. Kim yetişti? Allah'a iman imdadıma geldi, yetişti. Öyle bir ünsiyet, öyle bir tanışıklık, öyle bir dostluk, öyle bir ülfet verdi ki bulunduğum muzaaf kat kat vahşet yalnızlık. Yani bunu Çam Dağı'ndan yazıyor üstad. 3 ay, 4 ay yalnız kalıyor. Kimsesiz. Ne diyor? Ağaçların hemhemelerinden başka yok bir şey. Kuşların cıvıltıları, insan yok. Allah Allah. Muzaaf vahşet 1000 defa tezahüf etseydi, artsaydı yine o teselli kafi gelirdi. İşte ey ihtiyar ve ihtiyareler, madem rahim bir halikimiz var, bizim için gurbet olamaz. Madem o var, bizim için her şey var. Madem o var, melaikeleri de var. Öyleyse bu dünya boş değil. Hali dağlar, boş sahralar Cenab-ı Hakk'ın ibadıyla doludur. Zişur ibadından başka onun nuruyla, onun hesabıyla taşı da, ağacı da birer munis arkadaş hükmüne geçer. Lisan-ı hal ile bizim ile konuşabilirler ve eğlendirirler. En sonunda şöyle bağlıyor. Zîruhların medarı şefkat ve rahmet ve inayet olabilen cihazatı ve mat'umatı, yiyecek içecekleri ve nimetleri adedince rahmetini gösteren deliller, şahitler bize rahim, kerim, eniz, vedud olan Halikimizin, saniimizin, hamimizin dergahını gösteriyorlar. Böyle tabi bunun biraz daha değişik bir versiyonu Hastalar Risalesi'nde 23. devada var. Böyle kendim onu bir ara böyle yaşamıştım böyle. Dershanede hastalandım. Kimse ne aradı ne sordu. Odanın içerisinde bereket biraz su vardı. 3 gün idare ettim böyle. Arayan yok, soran yok. Perişan vaziyette Yunus, hani Yunus Emre'nin bir şiiri var ya. Bir garip öldü diyeler, 3 günden sonra duyalar, soğuk su ile yuyalar, şöyle garip bencileyin. Allah, öyle bir ızdırap böyle. Dedim ya teselli olsun, şöyle bir açtım lemaları, 23. deva çıktı. Ey kimsesiz, biçare, garip hasta, Allah! Kur'an'da 114 defa Rahman-ı Rahim isimleriyle kendini tanıttıran Allah, dedim yeter. Allah yeter. O biliyor, o görüyor. Elhamdülillah. Ne oluyor? Vahşeti mutlakadan ve ruhu hüznü elimden kurtarıyor. Evet. Allah'ı bulan neyi kaybeder?
onu kaybeden neyi kazanır? Allah'ı bulan her şeyi bulur. Onu bulmayan hiçbir şey bulmaz. Bulsa da başına bela bulur diyor. Ne kadar tatlı. Evet. İkinci kelime vahdehu. Şu kelimede şifalı, saadetli bir müjde vardır. Şöyle ki, kainatın ekser envai ile alakadar ve o alakadarlık yüzünden perişan ve keşmekeş içinde boğulmak derecesine gelen ruhu beşer ve kalbi insan. Vahdehu kelimesinde bir melce, iltica yeri, sığınak, bir halaskar, bir kurtarıcı bulur ki onu bütün o keşmekeşten, o perişaniyetten kurtarır. Cenab-ı Hak bizi öyle bir acip yaratılışla yaratmış ki kainatta ne varsa bizim içimize, bizim ruhumuza, kalbimize derc etmiş. Hani kainatı bir ağaç, insanı da onun meyvesi gibi yapmış. Onun için insan kainatın tamamıyla nedir? Alakadardır. Bak Suriye, değil mi? Az önce söylediler. Bak Suriye ile alakadarız yani. Orada kardeşlerimiz sıkıntıda, aç kalmış, battaniye lazım, değil mi yani? Onunla alakadarız. Hatta bize mümin değil, Müslüman, Haiti olmuştu, değil mi? Deprem olmuştu. Oraya ne yardımlar gitti? Neden? İnsandır. Haiti nire? Kocaeli nere yani? Ama ne var? Alakadarız ya. Hatta geçen kuyruklu yıldızlar oluyor ya dünyaya yakın. Ya işte şu kadar kilometre yakından geçiyormuş. Acaba bizi tesiri olur mu? Adam onu bile düşünüyor ya. Sana ne ya? Ama düşünüyor ya. Kuyruklu yıldızlarla da neyiz? Onlarla da alakadarız yani. Onun için bu alakadarlığımız bizi ne yapıyor? Aslında perişan ediyor. Yani daralsak daireyi sadece sahil insanlar değil, bizim içimizde de binlerce duygular yok mu? Her bir duygumuzun ihtiyaçları ve istekleri farklı. Onun için kendi içimizde de bir karmaşa var. Geldin aile ortamı, hane içerisinde de kargaşa var. Mahalleye gel, devlete, vatana gel, dünyaya gel, hep ne var? Bir kargaşa var. Bir karmaşa var, bir kaos var ve sen bunlarla alakadarsın. O zaman ne yapıyorsun? Her birinden elem, keder alıyorsun, üzülüyorsun. Neden öyle oluyor? Neden böyle oluyor? Izdırap çekiyorsun. Peki bundan nasıl kurtulacağız? Kainatın ekser envai ile alakadar ve o alakadarlık yüzünden perişan ve keşmekeş içinde boğulmak derecesine gelen ruhu beşer ve kalbi insan, vahdehu kelimesinde bir melce, bir halaskar bulur ki onu bütün o keşmekeşten, o perişaniyetten kurtarır. Yani vahdehu manen der, Allah birdir, başka şeylere müracaat edip yorulma, onlara tezellül edip minnet çekme, onlara temellük edip boyun eğme, onların arkasına düşüp zahmet çekme, onlardan korkup titreme. Çünkü sultanı kainat birdir. Diyor ya Mesnevi Nuriye'de, bir sultana müracaat eden adam, eğer o sultanı razı etmişse, irza etmişse o iş görülür. Yok onu razı etmeyi bırakıp da sair insanları razı edeyim de işim görüldü, görülsün demeye kalksa ne olmaz? Muvaffak olamaz. Çünkü yine sultanın izni lazımdır. Ve izni de neye bağlıdır? Onun rızasına bağlıdır. O zaman bütün insanlarla uğraşma, kalkma. Çünkü insanlar farklı farklı. Hani çok meşhur bir fıkradır. Zannediyorum herkes biliyordur ama
Bir daha tekrar edelim yani. Et tekrarı ahsen velevkane 10.080 yapalım o işi. Hani Nasrettin Hoca eşeğin üzerine evladıyla beraber, çocuğuyla beraber binmiş pazara doğru gidiyor. Bir adamla karşılaşmışlar. Selam kelamdan sonra demiş ki bire insafsızlar. Bir eşeğin üzerine ikiniz de binmişsiniz. Yazık değil mi eşeğe demiş. Nasrettin Hoca bakmış adam doğru diyor. Oğlum demiş in aşağı demiş. Bir iki adım gitmişler bir adam çıkmış karşısına. Selam kelamdan sonra bire insafsız ihtiyar demiş. Sabi çocuk yerde yürüyor. Sen binmişsin eşeğe. Ah demiş. Doğru diyor adam. Nasrettin Hoca inmiş çocuğunu bindirmiş. Biraz daha gitmişler biri çıkmış. Ya demiş edepsiz çocuk. Baban yerde yürüyor. Sen eşeğin tepesindesin. Çocuk demiş ki doğru söylüyor. İnmiş aşağıya. Bu sefer hiç binmemişler. Demişler aman aman yani. O böyle dedi bu böyle dedi. Eşeğin yanında gidiyorlar. Biri de geçmiş ya demiş ne akılsız adamsınız demiş ya. Eşek boş gidiyor. Siz yürüyorsunuz. Allah Allah demişler ne yapacağız yani. Şimdi herkese göre hareket etmeyen kalkan adam ne olur? Bu kalemun olur bu kalemun. Ona göre kırmızı. Buna göre yeşil. Anlatıyorlar böyle hani meşhur her namazdan sonra Fatiha'dan evvel Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun değil mi? Saffat suresinin son 3 ayeti. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki kim demiş namazdan sonra tam ölçü ile sevap almak istiyorsa bunu okusun. Şimdi oradaki Rabbike senin Rabbin demek. İstanbul'da bir camide yaşanmış bir hadise. İki tane imam var, bir tane müezzin var. İmamlardan biri diyor ki ayette böyle geçmiş, Rabbike diyeceksin. Öbürü de diyormuş ki ya Rabbike o hitap peygamberimiz ama biz umumi manada peygamberimiz hesabını değil, hepimizin de Rabbi yani. Rabbina diyeceksin. Şimdi müezzin işi bulmuş, hangi imam imamsa ona göre okuyor. Rabbikeci ise Rabbike, Rabbinacı ise Rabbina. Bir gün ikisi beraber gelmişler. Allah Allah müezzin demiş ki ne yapalım? Başlamış. Subhane Rabbinake. Ne kadar zor değil mi ya? Bereket iki imammış yani. Ya onun için böyle hani şeyler vardır, bazı ilahiler vardır. Aziz Mahmut Hüdayi'nin şeyi diye anlatılır. O ilahide bir tabir vardır. Ne diyor? Tevhide gel tevhide. Değil mi ya? Yani bütün sorunlar ne ile çözülür? Tevhidle çözülür. Onun için Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma. Onlara tezellül edip minnet çekme. Onlara temellük edip boyun eğme. Onların arkasına düşüp zahmet çekme. Onlardan korkup titreme. Çünkü sultanı kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında. Allah Allah. Her şeyin anahtarı. Anahtar ne yapar? Kilidi açar değil mi? Şimdi bütün yumurtalar aslında nedir? Kilitlidir değil mi? Bütün spermler kilitlidir. Bütün çekirdekler kilitlidir. Bütün tohumlar kilitlidir. Bulutlar kilitlidir. Ama bir anahtar dönüyor. Subhanallah. Yumurtadan Allah ne şekiller, ne simalar, ne mahluklar yaratıyor. Değil mi ya? Subhanallah. Bir çekirdekten, bir tohumdan neler çıkarıyor? Neyle? Bir çeviriyor anahtar tamam. Her şeyin anahtarı. Peki kalplerin anahtarı kimin elinde? Peygamber'e düşen vazife yalnız tebliğdir diyor. Yani hidayet vermek bile peygamberlerin vazifesinde yok. Çünkü anahtar kimde? Peygamberde bile anahtar yok. Anahtar Allah'ta.
Akılların anahtarı da Allah'ta. Ben anlayacağım, ben anlayacağım. Anlayamaz. Anlasan da başına bela olur. Sen teslim ol. Allah için, lillah için, samimiyetle gayret et. O bir açarsa var ya. Allah. Evet. Her şeyin anahtarı onun yanında. Her şeyin dizgini onun elindedir. Her şeyin dizgini onun elindedir. Her şey onun emriyle halledilir. Onu bulsan her matlubunu buldun. Hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun. Onu bulsan her matlubunu, her istediğini, her talebini buldun. Hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun. Dördüncü kelime lehül mülk. Yani mülk umumen onundur. Sen hem onun mülküsün, hem memlüküsün, hem mülkünde çalışıyorsun. Demek bizim hiçbir şeyimiz yok. Biz Allah'ın mülküyüz, Allah'ın malıyız. Aynı zamanda Allah'ın kuluyuz. Aynı zamanda Allah'ın mülkünde çalışıyoruz. Onun mülkünde bulunuyoruz. Hiçbir şeyimiz yok. Her şey O'nundur. Ne diyor? Malikiyet mertebe-i uzması tevhid-i azam suretinde O'nundur. Yani bizim malikliğimiz nedir? Yani biz de bir şeylerin sahibi, benim ev diyor, benim araba. Benim tarzı diyor. Benim. Halbuki bizde olan her şey nedir? Emanettir. Ödünçtür. Hocam mülkün maliki yalnız Allah'tır. Yani mülk umumen O'nundur. Sen hem O'nun mülküsün, hem memlüküsün, hem mülkünde çalışıyorsun. Şu kelime şöyle şifalı bir müjde veriyor ve diyor, ey insan, sen kendini kendine malik sayma. Çünkü sen kendini idare edemezsin. O yük ağırdır. Sen kendini kendine malik sayma. Çünkü sen kendini idare edemezsin. O yük ağırdır. Kendi başına muhafaza edemezsin. Belalardan sakınıp levazımatını, ihtiyaç duyduğun şeyleri yerine getiremezsin. Öyleyse beyhude ızdıraba düşüp azap çekme. Mülk başkasınındır. O başkası dediği yani senden farklı birisidir. Kim o? O malik hem kadirdir hem rahimdir. Hem kadir hem rahimdir. Kudretine istinad et. Çünkü sonsuz kudret sahibi. Onun kudretine dayan. Kudretine istinad et. Rahmetini ittiham etme. Ne demek? Üstadımız diyor ki, şu kainattan bütün maksat, şu kainatın bütün gayesi ve hedefi hayırdır. Kemaldir. Hüsündür. Peki şerler? Diyor ki onlar tebeidir. Yani şerler şer olsun diye kainata girmemişler. Çirkinlikler çirkinlik olsun diye kainata girmemişler. Ne için girmişler? Güzelliğin hadsiz mertebeleri, hayırların hadsiz mertebeleri, kemalatın hadsiz mertebeleri açığa çıksın diye. Yani dolayısıyla girmişler. Yoksa şu kainattan maksat hayırdır, hüsündür, kemalattır. O zaman Allah'tan gelen her şey hayırdır, güzeldir. Bu sırrı bilenler ne yapmışlar? Lütfun da hoş, kahrın da hoş demişler.
Çünkü zahiren çirkin gibi görünen şeyler aslında bizi terbiye içindir, değil mi? Rububiyet-i ilahiyenin icraatlarından olan musibetler diyor üstadımız. Musibetler nedir? Rububiyet-i ilahiyenin icraatı, terbiye için geliyor da. Sana fenalık olsun diye değil. Evet. Onun için her şey güzeldir. Allah'ın rahmetini ittiham etme. Kudretine istinad et, rahmetini ittiham etme. Kederi bırak, keyfini çek. Zahmeti at, safayı bul. Böyle nurları ilk tanıdığım zamanlar, hani böyle üstadımızın en meşhur vecizelerindendir. Nedir o? Güzel gören, güzel düşünür. Yani ehli dünya bile kullanıyor bunu. Ben bazı böyle şeyler gezerken, belediyelerde İstanbul'da, baktım böyle üstadın adını yazmadan çimenlerin üzerine, çiçeklerin arasına baktım koymuşlar. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Ben onu zannediyordum ki hep böyle güzel çiçekler, böcekler, kelebeklere bakacaksın, güzel göreceksin, güzel düşüneceksin. Meğerse sade o değilmiş ya. Her hadisenin neyi var? Güzel bir tarafı var, onu gör. Her hadisenin güzel tarafını, her hadisenin safa veren tarafını gör. Görürsen daha dünyada cennet hayatı yaşamaya başlarsın. Böyle Bayram Yüksel abi, Allah rahmet eylesin, anlatıyordu. Bir gün üstadımız dedi ki diyor, benden böyle ayağına vurmuş üstad böyle, benden daha bahtiyar yok. Bayram abi benim kalbimden geçti. Üstadım senin neren bahtiyar ya? Hayatında bir kere karnı doymamış. 28 sene zindandan zindana, memleketten memlekete sürgüne gitmiş. 21 kere zehirlemişler. Yani her bir zehir, bir fili öldürecek zehir veriyorlar. 21 kere zehirlenmiş. Allah Allah. Kapısında polis var, bekçi var. Diyor ki benden daha bahtiyarı yok. Subhanallah. Peki neyle bahtiyar acaba? Nasıl abi? Allah demiyor. İmandaki terakki işte ya. Yani onu şöyle hoşuma gidiyor. Çok okuyorum ben burayı da. Cenab-ı Hak inşallah ruhumuza kazısın şu manayı. Diyor ki her kim hayatı faniyeyi esas maksat yapsa, zahiren bir cennet içinde olsa da manen cehennemdedir. Ve her kim hayatı bakiyeye ciddi müteveccih ise saadet-i dâreyne mazhardır. Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da dünyasını cennetin intizar salonu, bekleme salonu hükmünde gördüğü için hoş görür, tahammül eder, sabır içinde şükreder. Sabır içinde şükreder. Yine ikinci lemada üstadımız bir kaide söylüyor bize. Bir kısmı hadis-i şerifte de geçiyor. Elhamdülillahi ala külli hal sivel küfri ve dalal. Küfür ve dalalet haricinde her hale elhamdülillah. Nereden geldik buraya? Ne diyorduk? Kainatın sultanını geçtik abi. Levül mülke geldik. Evet, onu da demiştik. Evet, doğru. Ey insan, ha şeyden geldi şuradan. Kudretine istinad et. Rahmetini ittiham etme. Kederi bırak. Keyfini çek. Zahmeti at, safayı bul. Hem der ki, son paragraf, bununla bitireceğiz inşallah. Manen sevdiğin ve alakadar olduğun ve perişaniyetinden müteessir olduğun ve ıslah edemediğin şu kainat bir kadir-i rahimin mülküdür.
ıslah edemediğin şu kainat. Yani istem böyle olsun, şöyle olsun. Yani kainat tabi çoğul mana ya, sade kainat değil. Yani babaysa evladını ıslah etmeye çalışıyor, istediği gibi olmuyor yani. Subhanallah. Talebe imtihanlarını ıslah etmek istiyor, notlarını ıslah etmek istiyor. Olmuyor ya, subhanallah. Ne yapacağız yani? Kimisi var memleketi düzeltme, kimisi var dünyayı düzeltme. Yani herkes istiyor yani, ah yani dünya şöyle olsa, hayatım böyle olsa, çoluk çocuk şöyle olsa, ne yapıyor? Hep ıslah etme şeyi var içimizde. Hatta inşallah kolay bulursak, zaten mektuba takıyoruz değil mi ya, subhanallah. 16. mektupta şöyle bir tabir var, inşallah kolay gözümüze denk getirir Cenab-ı Hak. Şöyle diyor. Üstad'a sual sormuşlar. Üçüncü vehimli sual. Ehli dünya diyorlar ki, sen bizi sever misin? Beğeniyor musun? Eğer seversen, neden bize küsüp karışmıyorsun? Eğer beğenmiyorsan, bize muarızsın, biz muarızlarımızı ezeriz. Suale bak. Ultimatom gibi sual. El cevap. Üstad ne cevap veriyor ya? Ben değil sizi, belki dünyanızı sevseydim, dünyadan çekilmezdim. Ne sizi, ne de dünyanızı beğenmiyorum. Fakat karışmıyorum. Çünkü ben başka maksattayım. Başka maksattayım. Başka noktalar benim kalbimi doldurmuş. Başka şeyleri düşünmeye kalbimde yer bırakmamış. Allah Allah. Ben başka maksattayım. Onların maksadı ne? Yani hakiki manada dünya değil, dünyevilik yani. Ama üstad diyor, ben başka maksattayım. Başka noktalar benim kalbimi doldurmuş. Başka şeyleri düşünmeye kalbimde yer bırakmamış. Sizin vazifeniz ele bakmaktır, kalbe bakmak değil. Çünkü idarenizi, asayişinizi istiyorsanız, el karışmadığı vakit ne hakkınız var ki hiç layık olmadığınız halde kalp de bizi sevsin demeye? Kalbe karışsanız, evet, burası için okuduk. Evet, ben nasıl bu kış içinde baharı temenni ediyorum. Kış içinde insan ne ister? Ah bir bahar gelse yahu. Bu kış içinde baharı temenni ediyorum ve arzu ediyorum. Fakat irade edemiyorum. Getirmeye teşebbüs edemiyorum. Öyle de hali alemin salahını, alemin şu vaziyetinin düzelmesini, ıslah olmasını, salih olmasını temenni ediyorum. Temenni ediyorum. Dua ediyorum. Ve ehli dünyanın ıslahını arzu ediyorum. Fakat irade edemiyorum. Çünkü elimden gelmiyor. Yani bu gelmiyor, hepimiz için geçerli bir şey. Kimin elinden gelir ki? Hani anlatılır böyle değil mi? Bilal-i Habeşi radıyallahu anh mescitte dans ediyormuş. Hopluyor, zıplıyor böyle. Hazreti Ömer görmüş. Gelmiş peygamberimize şikayet etmiş. Demiş ki ya Resulallah, Bilal mescitte raks ediyor. Peygamber çağırmış Bilal-i Habeşi'yi. Demiş ey Bilal, sen demiş mescitte ne yapıyorsun öyle, raks ediyor musun? Demiş ki evet ya Resulallah. Demiş neden? Demiş ki hatırıma geldi ki eğer hidayet Allah'ta değil de Resulullah'ın elinde olsaydı, bu kadar akrabaları varken,
bu kadar kabilere isteri varken, bu kadar zeki, akıllı, şöyle insanlar varken, bu kara, kuru, köle Bilal'e sıra gelmezdi. İyi ki hidayet Allah'ın elindeki bana nasip etti. Bunu düşünürken kendimden geçtim ya Resulallah demiş. Subhanallah. Evet. Onun için isteriz, dua ederiz ama elimizden gelmiyor. Bil fiil teşebbüs edemiyorum. Çünkü ne vazifemdir ne de iktidarım var. Demek kainatı düzeltmek insanları değil. Eğer yapabiliyorsan kendini düzelt derim yani. Çünkü nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Evet. Manen sevdiğin ve alakadar olduğun ve perişaniyetinden müteessir olduğun ve ıslah edemediğin şu kainat bir kadir-i rahimin mülküdür. Mülkü sahibine teslim et, ona bırak. Hani 23. sözde yükünü gemiye bırakan adam gibi ol. Bir de yükün üzerine otur. Seyret, temaşa et. Öbürü ne yapıyor? Belinde ve başında yük giderek değil mi? Ağırlaşıyor, altında eziliyor. Yani ne denizin manzarası değil mi? Hiçbir şeyi göremiyor. Şu kainat bir kadir-i rahimin mülküdür. Mülkü sahibine teslim et, ona bırak. Cefasını değil, safasını çek. O hem hakimdir, hem rahimdir. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder, çevirir. Dehşet aldığın zaman İbrahim Hakkı gibi Mevla görelim neyler? Ne eylerse güzel eyler de pencerelerden seyret, içlerine girme. Pencerelerden seyret, yani ibret al, içlerine girme. Cenab-ı Hak inşallah bu hakikatleri ruhumuza, kalbimize, aklımıza, nefsimize sirayet ettirsin. Bu manalarla yaşamayı, bu manalarla ölmeyi cümlemize nasip etsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.